katıldıkları için. Global Just Recovery Gathering. So for today, bugün için, bu sabah için katıldığınız panelde önemli ve ilginç bir konu konuşacağız. İklim için kesişimsel örgütlenmenin aciliyetini konuşacağız. Siyah yerli insanların iklim konusundaki katılımını. Bu konuyu ele alacağız. Mücadelelerimizin nasıl birbirine bağlandığını konuşacağız. Çünkü bu aciliyet aslında hepimiz açısından karşı karşıya kaldığımız bir şey, aciliyet aynı anda. Mücadelelerin aciliyeti ve birleşmek bir zorunluluk, çabalarımızı birleştirmemiz lazım. Kimsenin arkada bırakılmaması lazım. Temel programda çalışırken, özellikle de pandemide topluluklarımız etkileniyor, hareketimiz etkileniyor aynı anda. Dayanıklılığa ihtiyacımız var. İlk sorum şu, Penny'e soracağım. Ne düşünüyorsun? Neye ihtiyacımız var iyileşmek için? Bir hareket olarak neye ihtiyacımız var? Önümüzdeki işler neler? Ve sonra da yaptıktan sonra diğer konuşmacılara geçelim. Çok teşekkür edebilirim. Teşekkür ederim. Bence yerli halklar olarak sadece pandemi değil bizim aslında iyileşmemiz gereken durum. Burada ABD'de 500 yıldır sömürgecilik mevcut ve zalimlikler yaptılar halklara birçok yerlerde, soykırımlar uyguladılar. Berbat şeyler yaptılar çocuklarına, torunlarına, kuşaklar boyunca. Bizim açımızdan aslında bütün yerli halklar için de konuşamam tabii ABD'deki. Ama sadece kendi arkadaşlarım, bildiğim, tanıdığım insanlar, birlikte olduğum insanlar adına konuşabilirim. Bu pandeminin aslında sömürgeciliğin bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Aslında bir araya gelmeye devam ediyoruz, karşılıklı yardımlaşmaya devam ediyoruz ABD'de. Aslında çok ciddi, biliyorsunuz, Kuzey Amerika'daki insanlar çok ciddi etkilendi. Özellikle de etnik gruplar burada. Sevdiğimizin ya da aile üyelerimizin herhangi birinin ölmediği bir aile ya da topluluk var. Özellikle siyah insanlar için, yerli halklar için hala çok bölgesel kısıtlamalara sahibiz. Aslında biz sömürgecilik öncesinde nasıl yaşayacağımıza dair, dengemize dair, uyuma dair kendi değerlerimiz, ilkelerimiz vardı sömürgecilik öncesinde ve hiçbir hayat formundan daha üstün olduğumuzu düşünmüyoruz. Aslında en yeni hayat formlarından biri olduğumuzu düşünüyoruz insanlar olarak. Bunu bir tür biz aslında çok sevgili arkadaşlarım da dediği gibi bizler doğalın koruyucularıyız. Aslında biz doğanadan da ayrı bir şeyler değiliz, varlıklar değiliz. Ve biz aslında gücümüzü de şu anda buradan alıyoruz. Çok fazla paylaşacağımız şey var. İnsanlar unuttular, aslında insan olmayı unuttular. Yüzyıllardır bunu unuttuk. Bu kapitalist sistemde bizler kimiz? Bu bireyselliğin içinde, bu kişisel hırsın içinde kimiz biz birbirimize karşı? Bizim açımızdan insanlara, dünyanın geri kalanında nasıl yardım edeceğimizi unutmak çok zor. Bana göre de ben de küresel güneyden konuşuyorum aslında. Ben de şunu hissediyorum.
iyileşme noktasına gelmedik henüz. Çok çok önemli ciddi sosyoekonomik sorunlarla karşılaşıyoruz. Gangsterlik, yoksulluk, yıkım gibi. Bunlardan da aslında iyileşmemiz lazım. Sanıyorum bu noktaya daha gelmedik. Hala mücadele etmek, bilincimizi yükseltmek çok önemli ve Güney Afrika'da, burada ve bütün dünyada bunlar çok önemli ve biz aslında bir iyileşme noktasına gelebilmek için bunlara devam etmemiz lazım, savunuculuğa devam etmemiz lazım ve insanların ayağa kalkması lazım. Çevrede ne olduğu, topluluklarda ne olduğunu anlatmamız lazım, kendilerini donanımlaştırmalarıyla, donanım sahibi olmaları lazım. Bu adaletsizliklerle mücadele etmemiz lazım. Aslında Covid de hepimizi çok fena vurdu ve bence aslında bir iyileşme noktasına henüz ulaşmadık. İyileşmek için yapmamız gerekenleri hala yapmamız lazım. Hala bütün bu sosyoekonomik adaletsizliklerle mücadele etmek durumundayız. Çok teşekkür ederiz Ayaka Penny'e de. Bence burada olmak ve konuşmak son derece güzel, duygularımızı paylaşmak. Penny şöyle dedi, birkaç noktada bahsetmişti. Ben de benzer bir görüş paylaşacağım. Ayaka'da Penny dedi, benim söylemek istediklerimi söylediler aslında. Bence çok çok önemli bunlar, bu noktalar. Bunların aydınlatılması, vurgulanması çok önemli. Biz henüz iyileşme noktasında değiliz. Aslında bayağı da uzağındayız. Benim açımdan şuna inanıyorum. Dünyada yerli hareketlerinde, Asya Pasifik'te, feminist harekette, özellikle de Asya Pasifik'te şunu hissediyoruz. Mücadele etmeye devam etmemiz lazım. Sistemi parçalamaya devam etmemiz lazım. Ve aslında bütün bunlara biz maruz kalıyoruz. Kapitalizmin başarısızlığına, neoliberal ekonomik sistemin krizine maruz kalıyoruz. Pandemik de aslında bir çok boyutlu kriz yaşıyoruz ve burada var da kriz, iklim krizi, birçok yerli halkın yaşadığı kriz, bütün dünyada bu krizleri yaşadılar. Marjinalize edilmiş kadınlar tarafından dünyanın dört bir tarafında yaşandı ve şimdi pandemi geldi üstüne. Ama aynı zamanda aslında neye ihtiyacımız var gerçekten? Şunun vurgulanmasına ihtiyaç var. Kriz, şu anda karşılaştığımız kriz pandemi sırasında eşitsizlikleri arttırdı ama aslında ve bu bir tesadüf değil. Bu aslında daha önce olan şeyleri açığa çıkardı, ifşa etti. Nasıl desem, daha beter hale getirdi. Bence bir başka şey vurgulamak istiyorum. Şuraya notlar almıştım. İyileşmek için neye ihtiyacımız var noktasında? Aslında aşırı üretim ve aşırı tüketim kavramlarını da aşmamız lazım. Bu da aslında iklim krizini yaratan temel sebeplerden bir tanesi ve biliyorsunuz çok fazla insan, hükümetler bütün dünyada bize şunu söylüyor. İklim krizinden iyileşmekten bahsediyorlar. Ama aslında feminist harekette biz aslında kapitalizmin yeşile boyandığını düşünüyoruz. Ghana'dan sesleniyorum ben de. Özellikle neyle ele aldığımızı anlamamız lazım. Konunun ağırlığını anlamamız lazım. Hakikatle yüz yüze gelmediğimiz zaman henüz de orada değiliz bence. İnsanlar zaten etkilendiler. Çok fazla şeyi, yaşamlarını, geçimlerini, istihdamları, işlerini, birçok şeyi kaybettiler. Bunun dışında nasıl çıkacaklar? Belirli bir bağlamda konuşuyorum. Çiftçiler mesela, genç insanlar işlerine başlayamıyorlar. Şu anda herhangi bir şey üretemiyorlar, hiçbir şey yapamıyorlar.
Bütün işler çöküyor, küçük işler çöküyor. İnsanların karşı karşıya kaldığı şey bu. Şunu kabul etmemiz lazım. Evet, iklim değişikliği meydana geliyor. Covid pandemisi var. Başlangıç olarak bunları söyleyebiliriz. Yeni kaynaklar var aslında. Ama aynı zamanda insani kaynaklarımız da var. İnsanlar kırılgan olabilir. Özellikle iklim değişikliğinin sonucunda son derece kırılgan hale gelebilir. Çünkü iklim değişikliğinin etkisi artıyor. Evet, vasıflarımız var, yeteneklerimiz var. Bütün bunları, genç insanların kaynaklarını, bütün bu insani kaynakları pandemi ya da iklim krizinden çıkmak için kullanabiliriz. Aslında bir şey değiştirmek, belirlemek istiyorsanız buna kendinizi adamanız gerekir. Çünkü bir sorun var. Çözüm bulalım deniyor. Ama genellikle bu... Ama aslında gerekli kaynakları, enerji kaynaklarını doğru düzgün koymadığımız zaman önümüze, Ghana'da bununla karşı karşıyayız. Son derece böyle sahte şeylerle karşı karşıya kalıyoruz ve şu anda hareketler olarak bizim karşı karşında olduğumuz şey bu. Çok teşekkür ederim. Şu anda ikinci sorulara geleceğim. Ayaka, sana döneceğim sana, çünkü henüz burada değiliz, bu noktada değiliz dediniz. Özellikle pandemiden bahsettiniz, eşitsizliklerden, krizlerden, ciddi adaletsizliklerden bahsettiniz ve bunlardan iyileşmemiz gerektiğini söylediniz. Gene böyle hızlıca soracak olursam ikinize, sizce şu anda oturduğunuz yerden adil bir iyileşme için en önemli şeylerdi. Son geçen sene başkanlığın ulusal seslenişinde birkaç şey söylediğine dair öncelik olarak ele alınması gereken ve sonuç olarak başkanlık bizi dinledi. Bir başkanlık koordinasyon komisyonu kuruldu iklim değişikliği konusunda. Bu adil bir geçişi, adil bir değişimi mümkün kılmak için 2020 itibarıyla başkanımız eğer burada da konuşulanları dikkate alırsa belki de evet gerçekten hedefimize yaklaşmış oluruz adil geçiş konusunda. Çünkü çok fazla kömüre bağımlı biliyorsunuz Güney Afrika. Hala petrol ve doğalgaz bağımlılığımız var. Bu komisyon kuruldu çünkü bizim ülke olarak daha güvenli kaynaklara geçişimizi sağlamak için. Bence bu çok önemli. Benim ülkemde kendi bağlamında en önemli yapmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi bu. Ve bu politikaların ve tartışmaların önemli bir büyük adım haline gelmesine çalışıyorum özellikle. İklimle yaşamak istediğimiz dünya bakımından daha yeşil, sürdürülebilir, adil bir dünya ve kuşak için. Önemli iki anahtar şeyden bahsedersem, bizim sahte çözümlere ihtiyacımız yok. Bence bunu gerçekten belirlememiz lazım. Çünkü iklim emisyonlarından, salımlarından bahsederken biz halklar olarak bundan zarar görmemeliyiz. Bütün bu hırslı taahhütler iklim değişikliği konusunda bunlar filtreler falan olmaz. Yani bu ne anlama geliyor? Birçok ülkede insanlar mesela kamu özel işbirliğinden bahsediyor biliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Bu gerçekten iklim krizinden çıkış için mi söyleniyor? Yoksa statükonun eline karlarını geri vermek için mi? Biz net sıfır salımları falan gibi hedefler tarafından halkın tahrip edilmesini istemiyoruz. Çünkü şirketler yeniden karlarını yeşil boyamalarla garanti altına almaya çalışıyor. Bizler halklar olarak gerçekten güçlü durmalıyız. Gündemimiz nedir? Bu kadar çok şey var. Çok eleştirel olmamız gerekir. Bütün bu sahte çözümlere mail vermemeniz gerekir.
aynı zamanda bizim şunu da düşünmemiz lazım. Belki gerçek anlamda konuları ele almadık, seslerimizi yükseltmedik. Aslında topluluklarımızın, sahadaki toplulukların sesini büyütmüş değiliz. Aslında bizim çok güçlüyüz, çok netiz aslında üyelerimiz. Asya Pasifik bölgesinde çok fazla konuşuyoruz bu. Yani kalkınma adaleti ne anlama geliyor? Radikal bir kayma anlama geliyor. Şu anda mevcut küresel ekonomi sisteminden. Yani bütün bu yatırım anlaşmalarından şirketlere çünkü ülkeleri kendi çevrelerini ülkelerin bu şirketlere karşı koruyabilmeleri lazım halklarını. Ben kendi hareketim açısından gerçekten bunları savunuyorum. Eğer çıkacaksak bu krizden bunlar gerekiyor. Çok teşekkür ederim bu kilit noktaları ifade ettiğiniz için. Adil bir iyileşme için, hepimiz için ifade ettiğiniz için. Çünkü sahte çözümlerden de bahsettiniz. Mesela net sıfır anlatısı gibi. Sizce Chibeze'ye soracağım şimdi ve aynı zamanda Penny'ye. Sizce böyle bir risk var mı? Aslında adil olmayan biçimlerde çıkma yolu var mı gerçekten? Bazı ülkelerin ayrıcalıklardan yararlanarak diğerlerinin, bazı ülkelerin durumunu zorlaştırarak, pandemi de aslında insanların çoğunluğu açısından daha zor bir durum yaratmak için kullanarak. Sizce böyle adil olmayan bir durum mümkün mü? Bence elbette bu çok büyük bir risk. Aslında model şablon da bu yıllarca, yüzyıllarca yıldır. Şu anda yapmakta olduğum iş, hareket olarak kabileler, topluluklar aslında insan hayatını ve doğayla ilgili ele alıyoruz ve Hindistan'da, Yeni Zelanda'da, ABD'de, Kanada'da, dünyanın farklı bölgelerinde bilmiyorum aslında genel olarak durumları Afrika'da ama önemli şeylerden bir tanesi üstünde çalıştığımız çok fazla kültürü değiştirmek için aslında yer altında çok fazla iş yapmamız lazım. Kültürü nasıl değiştireceğiz, kaydıracağız? İnsanların sahici bir kavrayışa kavuşabilmesi için risk nedir? Özellikle işgal altındaki ABD topraklarında buradaki insanlar hala bunu anlamıyorlar. Yani insanlık ve kutsal yaşam sistemi arasındaki ilişkinin ve şu anda bir varoluşsal kriz yaşadığımızı çok fazla çalışma yapmamız lazım, taban çalışması yapmamız lazım. Politikalar üstünde çalışmıyorum. Asla böyle şeyler yapmadım. Çok da berbat deneyimlerim oldu aslında. Çok gençtim 20'lerimin başında. Ben her zaman taban düzeyinde çalıştım, yerel olarak çalıştım, ulusal düzeyde ve uluslararası düzeyde çalıştım. Ve bence şöyle bir andayız. İnsanları gerçekten tabanda eğitebilirsek net sıfır çözümü ya da sahte çözümlerin ne olduğu konusunda neden bunlara karşı olduğumuz, kapitalizmin ya da şirketlerin bunlardan ne elde etmeye çalıştığı konusunda, kimya sanayi, fosil yakıt sanayi buradan nasıl sağlığımızı mahvetmeye çalışıyor, bunları paylaşıp anlaşılmasını sağlayabilirsek en azından benim açımdan ve tanıdığım insanlar açısından en önemli işlerden bir tanesi bu olacak. Ben de buna aslında inanıyorum. Büyük bir risk var bence de. Adil olmayan biçimde bu krizden çıkış mümkün olabilir aslında. Farklı biçimde etkileniyoruz aslında. İklim değişikliğin ve pandeminin etkileri farklı farklı üzerimizde, işlerimiz üzerinde karşı karşıya kaldığımız durumlar bakımından. Bir başka şey, şu anda
mevcut küresel gündemde eşitlik ya da agresif eşitsizlik meselesi diyelim ki iyileşmek için çaba gösterdiniz. Kimler arkada kalacak? Kimler yoksullaşacak? Hangi çözümleri uygulayacağız? Bu çözümlerin adil biçimde uygulanması lazım. Kimsenin yıkıma sürüklenmemesi lazım. Kimsenin dışarıda bırakılmaması, marjinalize edilmemesi lazım. Yoksa birçok insan dışarıda bırakılır, özellikle Batı tarafından. Eğer bilinçli olarak bunu engellemezsek aslında çok büyük bir risk var. Adil olmayan biçimde bu krizden çıkış yollarının yöneltilmesi noktasında. Teşekkür ederim. Bir sonraki sorum. Krizler, eşitsizlikler aynı zamanda. Sorum. Bütün bu hareketler bakımında bizler aynı zamanda ön safında duruyoruz ve ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız lazım? Topluluk liderleri olarak, yerli liderler olarak, aktivistler, kampanyacılar, örgütleyiciler olarak adil bir şekilde iyileşmek için ne yapabiliriz? Belki şu anda hala yapıyor olduğunuz bir şey olabilir. Adil bir iyileşmenin olması için ne yapabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle gençliğin merkezde olması, kadınların merkezde olması gerekiyor gibi ifadeler duyuyorum. Ama insanların merkezde olması lazım. Nereden geldiğiniz önemli değil. Bu sadece bir kesimin meselesi değil. Çünkü bazen nasıl dersiniz, bazen kapana kısılmış gibi oluyoruz, tıkanıp kalıyoruz. O yüzden biz dayanışma kültürümüzü güçlendirmemiz gerekiyor. Kolektivizm kültürümüzü güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü ortak mücadelelerimiz var. Gerçekten biz APWD'de bu mücadelenin sadece şimdi değil, şimdiye ait olmadığını inanıyoruz. Biz 10 yıllardır, 100 yıllardır iyileşmeye çalışıyoruz kolonyalizmden ve hala mirası duruyor. Ve dünyanın her yerindeki yerli halklar boyun eğdirilmesinden, Kuzey Amerika'da, Pasifik'te, Asya'da her nerede olursanız kendi ülkenizde bile eşitsizliğe göğüs geriyorsunuz. Burada bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi bir kadınların sesini de merkeze getiriyoruz. Bizim bir feminist katılımcı hareket araştırmamız var. Bu bir çaba APVD olarak tabandaki kadınların hareketlerini ne bir ses vermeye çalışıyoruz. Kendileri için konuşabilsinler diye. Çünkü ben buradaki ayrıcalıklı hayatımda benim yerim değil. Asıl onların konuşması gerekiyor. Bu ruhu biz inşa etmeye devam ediyoruz, kuvvetlendirmeye devam ediyoruz eğer adil iyileşmek istersek. Adil iyileşmek için ne yapmamız gerekiyor? Tanımamız gerekiyor. Bu durumun, meselenin ne kadar büyük olduğunu tanımamız gerekiyor ve buradan ileriye nasıl gideceğiz?
bilinç yaratmak gerekiyor. Eğitim çok önemli. Daha çok insanı dahil etmemiz gerekiyor bu harekette. Çok zaman şunu gördüm. Topluluğumdaki insanlarla iklim değişikliği konusunu konuşmaya çalıştığımda bana dediler ki bu ayrıcalıklı insanların derdi. Benim buna hiç vaktim yok çünkü ben çocuklarım okuldan emniyetli bir şekilde sağ salim gelecekler mi diye kaygılanıyorum. Akşam yemeği masaya nasıl yemek koyacağıma kaygılanıyorum dediler. Yani adil olarak iyileşmek için öncelikle en çok etkilenen insanları bu meselelerden onları öne koymalıyız ve bu insanları bu tartışmaların geçtiği masalara getirebilmeliyiz. Daha çok kadını katmalıyız. Daha çok genç insanı katmalıyız. Çünkü biliyorum yaşlıların daha çok tecrübesi var ama bu işte tecrübeye ihtiyacımız yok çünkü daha önce gidilmemiş yerlerdeyiz. Genç insanların yenilikçi ve dinç genç insanlara ihtiyacımız var. Onların seslerini duymaya. Adil bir şekilde iyileşmek için daha çok bilinç yaratmamız gerekiyor. Daha çok genç seslerini katmamız, dahil etmemiz gerekiyor. Adil bir dönüşüm için tartışmalar gerekiyor. Yenilikçi çözümler gerekiyor. Biz geleceğimizin neye benzemesini istediğimizi biliyoruz. Şimdiki büyükler artık bu dünyada olmadığı zaman biz olacağız. Kuzey Amerika'da iklim hareketi, iklim hareketinin ön ucuna yerli kadınlar öncülük ediyorlar. Toprakta, Kanada'nın ve Amerika'nın her yerindeki petrol hatlarına karşı mücadele ediyorlar. Bunların birçoğu genç kadınlar. İnanıyorum ki gençler, yani şu anda burada olan sizler hepiniz. Ben biraz ruhani bir şey söyleyeceğim, böyle bir insanım çünkü. 80'li yıllarda daha önce doğmuş olan bebeklerden gerçekten çok farklı, benim hayatımda gördüğüm bütün bebeklerden çok farklı bebekler doğmaya başladı 80'li yıllarda. O bebeklerin büyüdüklerini gördüm. Onlar sizsiniz. Ondan sonra doğan bebeklerdi. Bütün bebekler değil ama bunların, benim şahit olduklarımın çoğu fazladan bir şeyle geldiler bu dünyaya. Daha çok bilgelikle, daha çok beceri ve yetenekle bu zamanlar için, daha önce gördüğüm bebeklere nazaran. Genç insanların kuvvetleri ve becerileri var bu ve bu dünyaya bir amaç için geldiler diye inanıyorum. Bütün kalbimle inanıyorum ki bu değişme alanının en tepesinde sizler duruyorsunuz. Bizler yaşlı insanlar olarak bizim işimiz sizi dinlemek ve bildiğimiz kadarıyla sizinle tecrübelerimizi paylaşmak. Bu yüzden biz son 13-15 senedir bir büyük anneler çemberi halinde buluşuyoruz her sene. Belki bu da ileriye gitmenin bir yolu. Ya, topluluğunuzdaki yaşlı insanları, bu işi 10 yıllardır yapan insanları, benim gibi ve benim arkadaşlarım gibi onları bulmak. Bizler yorgunuz ama bu son 60 sene kolay olmadı. Size bunu diyebilirim ama bazı kazanımlar görüyoruz şimdi. Yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri de bu. Bütün kazanımları görüp ne kadar küçük olursa olsun kutlamak, bütün küçük kazanımlarımızı. Eğer bunu yapmazsak ruhumuz koruyacak ve içimiz yorulacak. Karşılıklı birbirimizi desteklemek her nasıl olursa, finansal olarak, duygusal olarak, bu yaptığımız iş gerçekten zor bir iş, çok zorlayıcı, kalp kırıcı.
Bütün bunlar. Ama kendinizi yenilemek için ne yapabileceğiniz şeylere bakmak çok önemli. Çok defa bana başka insanlar zaten bir şeyleri örgütlemişken bize geldiler, yerlilere, ve dediler ki, "Aa, gelir misiniz şu konuda konuşur musunuz? Gelir misiniz bir duayı, bize bir dua eder misiniz?" Biz böyle değiliz. Yıllarca böyle gördüm ama biz sonradan eklenecek bir şey değiliz zaten yaptığınız şeye. Siz zaten masayı kurmuşken ve yemeye başlamışken davet edeceğiniz biri değiliz biz. O yüzden bu insanları dinleyin. Eğer bizi masada istiyorlarsa, bizi gelip o masayı inşa etmeye yardım etmemiz için çağırmaları lazım. Bu durumlar çok zorlayıcı tabii. Bütün bunları aşmamız gerekiyor. Her masada olmamız gerekiyor. Bizim insanlarımız için önemli olan bütün masalarda bizim de yerimiz olmalı. Siz bizi yemek yemeye başladıktan sonra çağıramazsınız. Hepimiz bunun içindeyiz ve bu iş uzun sürecek. Wonderful submission. So a little bit I'll add on questions of how do we take responsibility? Biz nasıl sorumluluk alırız konusunda? Bilirsiniz, yaşlı bir köpeğe yeni hileler öğretemezsiniz derler. Onun için değişmek çok çok çalışmak isteyen bir şey. Bu kirleticiler, bu yakıt endüstrisindekiler, bu iş adamları, bunların zihnini değiştirmek çok zor. Çünkü yıllardır o işteler ve bir iş adamına siz gidip de şimdi bu sana teklif edeceğim iş senin karlarını azaltacak diyemezsin. Kabul etmeyeceklerdir. Bunu yapmak çok zor. O yüzden dikkati yeni jenerasyonlara, kendi işlerini yeni açan, yeni fikirleri, azimleri, hırsları olan genç insanlara yönelmeliyiz. Tamam, senin azmin var ama bizim ortak gündemimizle de ilgili bir şey yapman gerekiyor diyebiliriz. Ghana'da bunu yapmaya çalışıyoruz. Genç insanlar katıyoruz. Genç insanların bir enerjisi, bir kuvveti var. Nerede kaos, nerede savaş ve karışıklık olsa, siz orada genç insanların protesto ettiğini görüyorsunuz. Yani enerjileri var, o güçleri var. Ama sorun onları, bu güçlerini nasıl yönelttikleri. Su gibi mesela, su çok faydalı olabilir, çok zararlı da olabilir. Suyun gücünü nasıl kullandığınıza bağlı olarak. Genç insanların bu kuvvetini negatif olarak kullanmalarına izin vermek yerine, kendi bencil amaçları için kullanmalarına izin vermek yerine, hepimizin ortak geleceğimiz için herkes mutlu olmak istiyor. Herkes güzel hava nefes almak istiyor. Herkes aynı şeyleri istiyor. Bunları anlatabiliriz genç insanlara. Bu bizim sorumluluğumuz. Gençler olarak biz istediğimiz gelecek budur diyoruz. Bir gençlik stratejisi yapmamız gerekir, yapıyoruz. Ghana'daki iklim eylemi için kendi fikirlerimiz var diyoruz. Biz
biz bu işe böyle girmek istiyoruz diyoruz. Genç insanlar olarak agresif olduğumuz için değil ama becerilerimiz, yenilikçiliğimiz ve yaratıcılığımızla gelmek istiyoruz bu eylemin içine dünyada. Genç insanlar olarak bizim sorumluluğumuz bu. Ghana'daki tecrübemiz böyle oldu. Sonuna geliyoruz. Çok ilginç konuşmanın. Hepinizden bir söz isteyeceğim. Ne yapmaya söz veriyoruz? Bu sene, bu dönem, bu projede kendimiz için, dünya anne için ve daha geniş bir sosyal adalet için neleri söz veriyoruz? Ben bu işi 40 yıldır yapıyorum. Devam edeceğimi söyleyebilirim. 40 yıldan fazladır. Bu dünya annenin ve doğanın hakları üzerine bakmanızı tavsiye ederim. Videolarımız var internette. Destek sağlamaya devam etmek istiyorum genç aktivistlere. Hepiniz dahilsiniz buna. Eğer bir gün bir büyük anneyle veya bir teyzeyle konuşmak isterseniz beni bulun. Bir ayağımızı adım adım önce bir ayağı onun önüne öbür ayağı koyarak adım adım küçük adımlarla şimdiye kadar yaptığım şeyleri yapmaya devam etmek istiyorum öleceğim güne kadar. Daha bu çok kişisel bir soru ama taahhütler sözler konusunda seni 40 yıldan fazladır mücadele ediyorsa tamam ben de mücadele edeceğim. Radikal bir gelecek hayal etmeye devam etmek istiyorum. Radikal bir değişim bütün bu kaosun içerisinden ve bunu yapmaya devam ederken ben şahsen büyüklerimize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü meşaleyi onlar tutuyorlardı, taşıyorlardı ve şimdi bize aktardılar. Bizim şimdi yaptığımız şey bizim büyüklerimizin bizden önce burada olanların yaptıkları şey. Onlardan öncekiler de aynı şeyi yaptılar. Meşaleyi biz tutuyoruz ve bir gün biz de gelecek kuşaklara ileteceğiz ve biz bir hareketlerden bir dağ inşa ediyoruz ki bizden sonrakiler daha gurur görebilsin diye. Ben İndonezya'nın doğusundan, 3. 4. dünyadan bir ülkenin içerisinde ülkeden geliyorum. Size burada sizinle konuşuyorum. Bu kolektif hareketlerin inşa ettiği dağın bir sonucu. Benim için bu mücadeleyi sona erdirmenin hiçbir sebebi yok. Bütün bu yıkımın içerisinde mücadele etmeye, devam etmeye söz veriyorum. Benim için birkaç söz verebilirim. Kişisel olanla başlayayım. Bütün bu sene kampanyalar yapmaya devam etmek istiyorum. Kendi topluluğumda üniversiteden bu sene ara verdim. Kendi topluluğumda daha faydalı olmak için. Çünkü ben gençliğin sesi veya hareketin sesi denmesini istemiyorum bana. Çünkü inanıyorum ki herkesin kendi hikayesi var anlatacak. Ve bu hikayeleri anlatacak olan insan ben değilim. İnsanları yükseltip onlara hikayelerini anlatacak bir sahne vermek bu seneki.
şahütüm. Aynı zamanda toprak anneye ve bu büyük harekete ben iklim değişikliği konusunda başkanlık komitesinin bir üyesiyim ve tabandan gelen insanlara destek vereceğim. İnsanların bütün politikaların nereye gideceğini anlamalarını, ne olup bittiğini ülkelerinde anlamalarını yardım etmek istiyorum. İnsanların arasındaki bağları kuvvetlendirmek istiyorum. Dayanışmamızı genişletmemiz gerekiyor. Daha elle tutulur bir değişim için. Gelecekteki kuşaklar diyebilsin ki ben şimdi buradayım çünkü benden öncekilerin benim için yaptıkları sayesinde diyebilsin. Pes et. Ben de az önceki konuşmacı gibi pes etmemek istiyorum ve bu dünyayı gelecek kuşaklar için çok daha iyi bir yer olarak bırakmak istiyorum. Bu mücadeleyi hiç bırakmadan kesişimselliğin de topluluğumuzda ki önemini vurgulayarak herkes kendi sesini duyurabilsin diye ve değişikliğin bir parçası olsun diye. Kişisel olarak benim taahhütüm ulusal diyaloglarda yer alıyorum ben. Ulusal adaptasyon planı çerçevesiyle bir geçen hafta bir çağrı aldım. Bütün kesimlerin eylem planlarını sunacakları bir toplantıya. Kişisel düzlemde ben bu toplantılarda kendi bir ses olmak istiyorum. Bazı eylem planları herkesin yararına olmuyor ve iyi niyetli olsalar da bu konuya göz kulak olmak istiyorum. Kimsenin kötü bir şekilde etkilenmemesi için bu eylem planlarından. Grup olarak bir süreç başlatıyoruz. Aylık iklim değişimi konusunda gençlerin yönettiği webinarlar yapacağız. Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da, Güney Amerika'da filan bir platform yaratmak için ve fikirlerimizi çarpıştırmak için daha kuvvetli hareketler yönetebilelim diye. Afrika, çünkü birbirimizin ülkesinde neler olup bittiğini öğrenelim diye. Genç insanlar marjinalize edilmiş genç insanlar için zor ülkelerde yaşayan hayatları tehlikede olan insanları için de bunları da duyarak eğer Güney Amerika'da bir genç kadın bu kadar çok şey yapabiliyorsa bizler de yapabiliriz. Teşekkür ediyorum. Thank you, Penny. Thank you, Chibeze. Thank you, Ayaka. Thank you, Patricia, for such important
Çok önemli, muhteşem katkılarınız için teşekkür ediyorum. Gençlerin perspektifini paylaşmak, paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Zamanınız için her birinizi. This is, there are so many reasons to keep fighting. Colonialism is still happening in different forms. Aktivistler kaç yaşında olurlarsa olsunlar, o kadar çok mücadele edilecek şeyler var ki, o kadar çok meseleler var ki, dünyanın her yerinde karşı karşıya olduğumuz, onun için mücadele etmek için çok çok sebep var. Eğer topluluklarımızı örgütlersek, hizmet edersek, liderlik yaparsak, merkezinde olursak bu mücadelelerin